Birçok farklı kültürdeki tarihi kaynaklara ve hikayelere konu olmuş Amazon kadınları aslında kimdir? Bu kadınların erkeklere karşı tavrı ve tavrının sebebi nedir? Hepsinin ve daha fazlasının cevabını bu videoda vermeye çalıştık. Videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca izlemek istediğiniz içerikleri ve bu video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Tarihi kaynak ve belgelere göre Amazon kadınları Anadolu'nun kuzeyinde Karadeniz bölgesinde yaşadılar. İyonyalı Homeros, İlyada destanında Amazon kadınlarının bugün Samsun sınırları içinde bulunan Termodon Irmağı, bugünkü adıyla Terme Çayı kıyısında yaşadığını aktarmaktadır. Yine Hipokrat ve tarihin babası Halikarnaslı Herodot da eserlerinde Amazon kadınlarından bahseder. Sadece Batı değil, Doğu kültürlerinde de Amazon kadınları vardır. Mesela Türk kültüründe Dede Korkut hikayelerinde bahsedilen Alp kızları aslında Amazon kadınlarıdır. Tarihi kaynakların dışında mitoloji ve efsanelere de konu olmuşlardır. Yunan mitolojisinde Amazon kadınlarının savaş tanrısı Ares ve güzellik tanrıçası Afrodit'in çocukları olduğu söylenir. Ellerinde mızrak, omuzlarında ok ve yayları ile erkeklere karşı acımasızca savaşan ve genellikle haddi aşan barbar bir kavim olarak anlatılır. Amazon kadınlarının ortaya çıkışı ise farklı kaynaklarda farklı şekillerde anlatılmaktadır. Kimi kaynaklarda bir savaşta bütün erkekleri ölen kadınların kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldığından bahsedilirken, kimi kaynaklarda baş tanrı Zeus'un erkek olmasından dolayı kibirlenen erkeklere öfkelenmiş kadınların bir gecede bütün erkekleri öldürmesiyle ortaya çıktığı söylenir. Gerekçesi ne olursa olsun, Amazonlar sadece kadınlardan oluşan bir krallık kurmuş ve ilk kraliçeleri de Hipolita olmuştur. En önemli özellikleri en az erkekler kadar savaşabiliyor olmalarıydı. Bu sıra dışı kadınların sıra dışı bir güzelliğe sahip olması bir yana güçlü, çevik ve disiplinli olmaları da onları diğer kavimlerden ayırıyordu. Ustaca at üstünde ok ve mızrak atabiliyorlardı. Kullandıkları silahlar ok ve yayın dışında genellikle Labris denilen çift yüzlü bir balta ile mızrak ve kargıydı. Efsaneye göre Amazonlar erkeklerden kendilerini izole edip bir krallık kurarlar. Bir de kendi aralarında kraliçe seçerler. Aralarında hür bir erkeği yaşatmazlardı. Erkekler ancak köle olarak orada barınabilirdi. Erkeklerle cinsel ilişkiye girmeleri kesinlikle yasaktı. Ancak soylarının devamı için yılda sadece bir kez Gargaryen denilen köye gidip oradaki erkeklerle birlikte olurlardı. Ziyaret için Mayıs ayını işaret eden kaynaklar olsa da Mayıs ayı pek de mantıklı görünmemektedir. Çünkü eski çağlarda savaşlar yaz aylarında yapılır ve cinsel ilişkiye Mayıs ayında girilirse hamile kalan Amazon kadınlarının bu halde savaşabilmesi pek mümkün olmaz. Erkeklerle yılda bir kez girdikleri bu cinsel ilişki sonrası doğan çocuklar kız olursa alıkonur ve aynı kendileri gibi yetiştirilir. Erkek olursa öldürülür veya babalarına teslim edilir. Annesi tarafından yetiştirilen bu Amazon kızları at sütü ve helva ile beslenerek güçlendirilir. Tarım, avcılık ve özellikle de savaşçılık eğitimlerinin çok büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kızlar ileride büyüyüp birer Amazon kadını olduğunda tıpkı anneleri gibi yaşamaya başlarlar. Cinsel ilişki onlara da yasaktır. Bir Amazon kadınının cinsel ilişkiye girebilmesi için en az 3 erkeği öldürmüş olması gerekmektedir. Kuralları son derece katıdır.
Bazı kaynaklarda savaşlarda esir edilen erkeklerle beraber olduktan sonra onları öldürdüğü anlatılır. Cinsel ilişkiye girecekleri erkekler ise güçlü, düzgün ve dönemine göre yakışıklı olmalıdır. Platon ve Sokrates, Anadolu'da yaşayan bu kadınların sık sık Yunanistan'a akınlar düzenlediğini aktarmıştır. Homeros, onların Truva Savaşı'na da katıldığını yazmış, hatta bu savaşta Aşil'in Amazon kraliçesini vahşice öldürdüğünü söylemiştir. Anadolu ve Mora Yarımadası'nda Amazon kadınlarını temsil eden birçok kabartma taş ve resim arkeolojik kazılar neticesinde elde edilmiştir. Bugün Samsun'un Terme ilçesinde Amazon kadınlarını anmak için her yıl yaz aylarında sadece kadınların katıldığı ve ata binip ok attıkları festivaller düzenlenmektedir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca izlemek istediğiniz içerikleri ve bu video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.